Evet sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bir replay analizinde daha birlikteyiz. Sevgili arkadaşımız Oğuz gönderdi. Gold League 1 ZVP maçına bakıyoruz şu anda. Şeyin isminde, replay'in isminde Skytos Carriers Marys falan vardı. Bakalım neler olacak, göreceğiz yani. Şeydeyiz. Beckett Industries miydi bunun ismi? Ya Blackburn ya Beckett Industries, hatırlamıyorum. Blackburn da olabilir. Sağ alt köşede Oğuz'umuz var. Solda da şeyimiz var. Protoss'umuz var. Bakalım neler olacak. Hatırlatmalarımı yapayım. Like ediniz, subscribe olunuz ki haberiniz olsun bu tür içeriklerden. Onun dışında twitch.tv/lamasildeyiz. Kalkınız geliniz. Canlı muhabbete katılın siz de. Evet. Gwildor Lotur evreninden mi? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Çok aşırı aşırı şey yapmam, bilmem. Ya bilirim Lord of the Rings'i de. Kitapları, lore'u bilmem nesi falan böyle derine girmiş değilimdir yani. O yüzden varsa bile öyle birisi şu anda bilemiyorum. 17 dedi. O 16'lardan bir tanesini ralledelim. Hani mantıklı. Gayet güzel. Evet. Zerg replay'leri genelde şeyle, bu unit şeyiyle, yani production tabı değil de unit tabıyla izlerim ben. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi larva. O larva harcanmış mı harcamamış mı? Şu anda tabii mevzu o değil. Mevzu doğru zamanda doğru şey yapmak. O yüzden o larva orada kalıyor ama harcaması lazım. Şu anda harcama lazım. Heh. Abi elini sürekli şey tut yani, anladın mı? SD sürekli geldiği gibi gitsin yani. Biraz erken gibi o gaz ama. Olur. Ha yok, değil değil. 20 abi. He-Man miymiş? Eyvallah. Evet, şimdi normal 19'a kadar droneladı. Şey yaptı değil mi onu? Ha, Overlord yaptı. Güzel. Bir şey söyleyeceğim. Sana tavsiyem şu kamera lokasyonlarını şey yap. Set et. Şundan vazgeç. Hemen kurtul bundan. O kadar hızlandıracak ki oyunu. İnanamazsın yani. Şu drag'den kurtar kendini. Kamera lokasyonu. Çok çok hızlandıracak yani. Atıyor mesela, buradan bir drone'u getirecek misin mesela? Buradan bir drone'u mesela şeye getireceksin. Natural'a getireceksin. Şundansa sağ tık, yani seçtin. Drag sağ tıktansa abi direkt kamera lokasyonu. F1 seç. F2 tık. Bu. Anladın mı? Çok çok hızlandırır yani. Şu ana kadar gayet iyi. Evet. Queen. Zorg. Hemen. Niye zorg yapmıyorsun? Larva duruyor. Bırak, ne yapıyor, ne yapıyor rakibin? Vay, draw yapacağım dedi. Yardım. Olur. Yani buna şey tavsiye ederim yani. Queen zorging. Bu. Bunu tavsiye ederim. Güvenli olmak için. Ama baktığın yani rakip böyle şey. Rakip böyle çok ağzında değil. O zaman drone, tamam yani. Drone yapacaksan drone tabii ki yap. Çünkü zorgun bütün olayı o şu anda yani. Hemen. Layer ikinci queen. Bak hemen çok bekliyorsun şu anda. Oo, çok bekliyorsun. Layer ikinci queen. Oo, hadi. Oo, hemen. Bak, bu Hatcher'ın layer yapamamasının nedeni queen yapıyor olması. Zergling olayına girmiyorum ya, onlarla uğraşırken makroyu kaçırmayayım diye yine de kaçırıyorum. Yani iki tane zergling yap, gönderme onları, evde dursun. Evde dursun iki tane zergling, safety yani, güvenlik. Çünkü burayı dronluyorsun, bir tek queen'le yetmeyebilir. Hani iki tane zergling, bir tane, yani dört tane zergling, bir tane queen olursa çok daha rahat edersin. Ne diyecektim? Ama bu tepkiler çok hızlı olacak yani. Bu arada mesajlarda birazcık gecikme seziyorum. Bir play pause yapsanıza. Bir refresh'i play pause. Canlı chatte olanlar. YouTube'dakiler sizin refresh yapmanıza gerek yok. bu tepkiler hızlı olacak abi. Bu ikinci queen hemen başlayacak. Layer hemen başlayacak. Yani ben genelde şöyle yapardım. Bu build'ı yaptığım zamanlarda. Ki hala da aynı bu build'ı yaptığım zaman öyle yapıyorum. Inject layer. Hemen F2. Yani F1. Bende F1 F2'dir kamera tuşları.
F1 inject layer. F2 inject queen. Abi hemen tık tık tık. Abi yani bunu custom oyun aç. Eline alıştır. Atıyorum o kısmı yap. Ondan sonra rewind et, tekrar kontrol al. Şurada şey var ya, take command. Tekrar kontrol al, tekrar yap. Rewind et, tekrar yap. Rewind et, tekrar. Hemen tık 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 tık. O böyle çok şey yapacak. What? Ha bir dakika. Bir dakika, ona bakmam lazım. Larvanı harcıyorsun, hiç olmaz. O çok iyi. Ha, ikinci queen. Bekliyoruz. Para var, supply var. Bak bu hata. Büyük bir hata. Bu yani Queen'le layer'ın gecikmesi küçük bir hata. Ama bu çok büyük bir hata. Bayağı büyük bir hata. Çünkü şu anda Queen'i yapmadığın için param var. Ama Queen'i yaptığın zaman, bir de bunu yaptığın zaman şimdi gelecek larvalar harcamaya paran olmayacak. Şimdi bunu ne zaman yapacaksın? Aynı şeyi Vibe söylüyor. Birebir Vibe'ın söylediğini söylüyorum. Bu şeyler inject'ler pop edecek. O larvaları bir tırırırt diye drone yapacaksın. Ondan sonra zaten paran hemen böyle şey olmayacak yani. Böyle gani gani paran olmayacak zaten. Onları tırırırt diye harcadıktan sonra ondan sonra paran oldu. Ondan sonraki parayla Roach vurun. Evo gaz gaz yapacaksın. Şimdi bak. Fık geldi. 3 oradan 6. Otomatik de geldi 7. 7 tane şey var. Larva var şu anda. 350 drone'a bassan 350 drone. Şey 350 mineral drone. 120 mineral para kalıyor. Queen yapamıyorsun. Anladın mı? Şeyini böldün. Hem build'ını böldün hem de yavaş şu anda. Heh, bak drone adın. Bunlar yani oturacak, anladın mı? Bu böyle çok şu anda şey. Şu anda yavaş. Biraz böyle hafif şeyden rakip ne yapar korkusu var şu anda. Double Evo'ya hiç gerek yok. Oğuz ben, bak ben size söyleyeyim. Build'ı baya kağıda yaz ne yapacağını. Anladın mı? Bildiğin yaz yani, anladın mı? Bak şöyle bir şey yapayım mı sana? Nasıl yapabilirim onu? Şöyle yapabilirim. Gel. Al abi notepad. Bak şimdi. Şimdi ne yapıyorsun? Drone. Overlord. Supply apply falan değil. Bu şeyleri geçiyorum. O şeye kadar geldin zaten. Bak drone overlord dedin. Drone dedin. Ondan sonra hatta ben şeyden başlayayım ya. Queen. Tamam mı? Queen. İki tane queen'i başlattın. Bir de Zergling. Tamam mı? Buradan başlasın olay. Tamam mı? İki queen yaptın. İki tane de zergling yaptın. Ondan sonra drone'luyoruz yani. Drone'lamaya devam. Tamam. Ondan sonra queen'ler geldikten sonra hatta şöyle yap. Queens. Tamam mı? Inject layer artı inject queen. Tamam mı? Inject queen. Larva dronelamaya devam. Dronelamaya devam. Tamam mı? Şimdi bu inject'ler pop edecek. Tamam mı? Bu inject'ler şey yapacak. Larvaları verecek. Bu larvaları verdikten sonra drone D tuşuna basılı tutuyorsun. Bütün para bitiyor. Ondan sonra o larvaları harcadıktan sonra yani larvalar bitti. Sonrasında Roach Warren Evo gaz ve dronelamaya devam. Bu sırada tabi overlordlara dikkat ediyorsun falan filan. Tamam mı? Ondan sonra işte gazları saçure et. Sonra üçüncü base'i alırken, ya amaç buradaki amaç
Amaç şu anda 44. Tamam mı? Gazları saturate ediyorsun. 44 drone'la 3. base'i alırken 10 safety roach. Tamam. 10 tane roach yaptın mı? Ondan sonra drone'lamaya devam. Devam. Amaç 66 bu sefer. 66'dan 66 şöyle yapayım. 66 drone olduğunda ancak ondan sonra yani. O olduktan sonra 66 drone olduktan sonra Hydra'dan Evo Hydra'dan Evo yani ikinci Evolution Chamber. İkinci ben. Ondan sonra main'deki gaz. Altıncı gaz bu. Tamam mı? Bundan sonra drone'ları tazele. Çünkü burada bina yaptırıyorsun ya. Hydra'dan bir tane drone gitti. Evo Chamber'a bir tane drone gitti. Main'deki gazları. Drone'ları tazele. 3 tane daha drone yapacaksın. Ondan sonra 66 drone. 66 drone da 120 supply'a kadar. Bu sırada bu arada Hydra upgrade'leri RT2 missile upgrade. Bu arada ben şey yazmadım galiba değil mi? Bu şeyler bittikten sonra Roach Warren ve Evo Chamber bittikten sonra layer de bitmiş oluyor. Roach Speed artı 1 alıyorsun. İstersen onu da yaz işte araya bir yere. Nerede yapıyorsan. Yani nerede yapıyorsan da işte bittiği zaman yani. Hydra upgrade'leri artı 2 misal upgrade artı Carapace. Carapace 1. 66 drone 120 supply'a kadar çıkıyorsun. 120 supply'a kadar ünite. Ünitelemece. Tamam mı? 120 supply'dan sonra ne indir? Drone'lamaya devam. Bu sefer amaç 84. Ondan sonra bu sırada 4. base'ini al vesaire falan yazmıyorum artık bu kadar detayını. 84 drone'da max out git öldür. Bugün benim ladder'da oynadığım gördüğün Zerg vs. Protoss'ların neredeyse hepsinde yaptığım şey buydu. Yani şu early game bu değildi. Bu early game olabilecek en verimli early game değil. Ve verimli ve safe bir early game değil. Bu speedling açılışıyla yaptıktan sonra yaptım ben bu tür şeyleri. Ama mevzu bu. Bunu abi bildiğin harfi harfine. Eğer ki işte bak sen biraz önce ne yaptın? Sen biraz önce şunu yaptın. Şu Roach War Evo gaz gazı gittim burada yaptın. Anladın? Ortalık karıştı. Neden karıştı? Çünkü drone'layamadın. Şeyin yok. Paran yok. O parayı drone'a harcadın. İyi yaptın. Ona lafım yok. Queen yapmadın. Anladın mı? Ya, ve drone'lar erken gelmedi. Yani hemen harcanması lazım o arabanın. Bir de geç kaldın yani. Anladın mı? Bu hatalar şimdi bak cascade edecek. Birazdan göreceğiz bu hataların şeylerini. Şeyin. Abi bunu yaz. Birebir uygula yani. Anladın mı? Birebir tık 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 yani. Anladın? Hiç şey olmadan ya. Hiç aksama olmadan şey yap. Uygula onu. Bu tamamen bir tüccem işte yani. Bu build'ı öğrendiğimden beri sürekli deniyorum. İlk max out sürem 17 dakikalarda, sonra oyunda 13 dakikaya kadar indirdim. O bak 8'e 8.5'a 9'a inecek. Ama 3. base'den sonra çok dağılıyorum kontrol. Abi daha mevzu bu işte yani, anladın mı? Bu yüzden pratik yapıyorsun. Şeyleri drone'ları transfer ediyorsun. İncekler kaçmayacak. Anladın mı? Larva harcaması, anladın mı? Gitgide işler büyüyor 3. base'den sonra. 1. base kolay. 2. base birazcık şey. 3. base sıkıntılı olabilir. 4 base'i 84 drone'da hangi birini kontrol edeyim oluyor. Gitgide bunlara alışacaksın artık yani. Anladın mı? Bu base kontrolü artık tık 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 yapmaya başlayacaksın. Ama mevzu işte o yani, anladın mı? Bir şeyi ne kadar tekrarlarsan o kadar hızlı yapmaya başlıyor.
beyin çok kuvvetli bir şey, öğreniyor yani. Ve ladder'da yani kalkıp da oğlunlara odaklanacağına işte buna odaklan yani. Larva çaktı. Ben onun sesi vardı. Niye duymadım ben o sesi? Siz duydunuz mu onun sesini? Hele ki mineral liner tükendikçe felaket. Atsam video beraber alırız. Abi işte benim de öyleydi ki. Hepimizin öyleydi yani, anladın mı? Bu işte makro kontrolü gitgide şey yaptıkça Roachborn. Buna çok katılmıyorum ya. Erken aldın o upgrade'i. Roach speed daha önemli senin için şu anda. Bu çok yakar yani. Bak o gazlar o yüzden boş işte. Bak 7 tane larva var şu anda. Oturuyor orada. 7 larva. 7 larva. Bakıyorsun abi ortada. Bak larva, 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 larva. Yani şöyle düşün. Bu larva harcama muhabbeti abi. Ben de hep öyle düşünürdüm. Böyle bir şey. Bir ünite yapayım. Bir şu base'e bir bakayım. Ondan sonra larva harca. Abi. Aklında ne varsa unut yani. Larva her daim available bir şey. Anladın mı? Yaptığın her şey... Base kontrolü, transferler, inject'ler, upgrade'ler, anladın mı? Creep yayma, efendime söyleyeyim. Yaptığın her şey, Zorgun makro mekaniğinde, larva harcamaktan feragat edip yaptığın şeyler. Her zaman. Çünkü özellikle base sayısı arttıkça daha da çok pop etmeye başlayacak larvalar. Anladın mı? Bir oradan geliyor, bir oradan geliyor. Bir onun otomasyonundan geliyor, bir oradan. Hepsi birden yani. Hadi bakalım, 10 saniye sayıyoruz gençler. Hadi bakalım, hep birlikte larva harcıyoruz diye bir şey yok. Bir oradan pop ediyor, bir oradan pop ediyor, bir oradan pop 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 mısır patlağı gibi. Anladın mı? Senin yani sürekli aktif olman lazım larva harcamada. Ki hemen pop 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 patladıkça yani, anladın mı? Larvayı yakala diye yani. O yüzden çok şey yani. Çok önemli bir şey bu. Yaptığın her şey larva harcamaktan feragat edip de yapıyorsun. Bu Evo Chamber'ı mesela işte bak ikinciyi yaptığın için Roach hızın hala. Roach Speed önemli senin için. Yani eninde sonunda yapmış olmana seviniyorum. Roach Speed'i başlattın en azından. Ama şey kötü bir şey. Karapes şu anda çok erken. Evet, Roach Speed'i unutup kaybettiğim çok maçı. Evet evet. Roach Speed önemli oluyor ya. Çünkü yani şu anda senin... Speedling açılışı yapmadın. Speedling açılışı yapmadığın için sürekli cayır cayır larva harcıyorsun. Queen olayın da yok. Anladın mı? Hani base'ini savunacak sadece Roach var. Dolayısıyla ve karşında şey var. Protoss var. Zorg olsa karşında belki okey derdim Carapace'e. Ama Protoss'a karşı Carapace daha sonra işe yarayacak. Çok önemli bir şey olacak. Ama daha sonra, şu anda değil. Speedsiz Roach creep dışında oyundaki en kötü bir... Tabii canım, evet yani hani. Özellikle yani Glaives Adept build'larında bir orada, bir burada, bir burada, bir burada falan derken o Roach'lar böyle aptal olur yani şeyde. Base'lerin arasında yani. Bak abi, bak larvayı görüyor musun? Bak 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 bak. Sürekli aktif abi. Şu anda dronlama fazındasın. Değil mi? 5 tane rüya. Sen bayağı aç gözü takılmışsın ha. Hiç bayağı yani hani yürek yemiş yani. Ya bu 10 tane denmesinin bir nedeni var Oğuz, biliyorsun değil mi? 10 tane safety roach. Bu bayağı yaldır yaldır aç gözlü yani. Bak sürekli larva var. Sürekli var o larva. Yok zannediyorsun. Ama bak 11 larva oldu şu anda. Kendi replaylerine baktığında abi ben gördüm adamın havadan geleceğini, öyle mi? Nereden gördün ya? Bir forge'la şey gördüm, bir şey görmedin ya. Baktım adam ikinci üst almış ama gelmiyor da, demek ki bir yerden maden kasıp biriktiriyor. Bu şu anda yani bu forge'dan dolayı biraz dronlamana varım. Ona o okey. Anlamsız bir forge şey yapmamış falan. Ama şu anda öyle bir varsa ya, havadan gelecek diyen hiçbir şey yok burada. Ama ninja yapacak kadar ileri gittiğini fark etmedi. Tamam, olur o ninja. Önemli değil. Ona varım. Evet. Senin ama şu andaki oyunda şeyin yok. O işin o değil yani.
işin ya evet yani bu şu anda sıkıntılı bir şey. Upgrade'ler yaptığında devam edeceksin. Hidre'yi alman lazım artık çok. Ha pardon dur. Almışsın zaten. Almışsın zaten. Olur. Tamam. Havadan geleceğini varsaymışsın. Öyle bir varsayım çok büyük sıkıntılı ben sana söyleyeyim. O varsayımdan kaçın. Çünkü bazısı ne yapıyor biliyor musun? Daha da ötesine gidiyor bunun. Onu çok göreceksin yani. 4 tane mine Void Ray yapıyor. Ondan sonra Charged Immortal All'ın çakıyor. Anladın mı? Böyle saçma sapan yani. Hani. Adam 2 base'si aç gözlü olamazsın. Expand olmuyorsa saldıracaktır. Bir de o var. Bir de o şey yani. Ya bunu düşündükten sonra yani şu anki oyunda karşımdaki nerede, ben neredeyim falan. Bunu düşüneceğin zaman evet düşüneceğin şeyler var yani. Bu herif ikinci base'de ve gelmiyor. Ne yapıyor bu herif? Anladın mı? Bu zaten sana çok daha ançalardı bu uçanlar yani. Ama şu anki işin o değil. Şu andaki işin ne biliyor musun? Bir tek işin var abi. Bir tek iş. Başka bırak unut. Şeyi unut. Rakibi unut. Ninja base'leri yapabileceği şeyleri DT, MT falan güvenlik olmayı unut. Ya tek işin şu. Tek işin bu abi. Bunu hallet. 20 tane oyunda öl. Ama bunu hallet. Tamam, üst üste 20 oyun kaybet. Ama bu larvayı hallet. Ondan sonra var ya oyun bildiğin. Bildiğin şu anda oyunu ben sana söyleyeyim. Şey seviyesinde oynuyorsun yani. Very hard. Seviye. Brutal değil. Ama zor işin. Karşıdaki kompozisyondan bağımsız olarak söylüyorum bu arada yani. Karşında bildiğin Charged Immortal Archon gelseydi de öyleydi. Blinkstalker gelseydi de öyleydi. Carrier yapıyor şu anda. Aynı şey. Very hard'tasın. Bu larvayı hallettikten sonra iş medium'a dönecek. Bak o inanılmaz önemli bir şey yani. Anladın mı? Felaket bir şey ya. Harbiden söylüyorum. Bildiğin 20 tane oyun. 20 tane ya. 20 tane. 11 gün oyna. 11 gün oyna. 5 gün oyna. Bir hafta boyunca oyun kazanıp kaybetmeyi falan unut abi. Sana tavsiyem bu benim. Ben öyle yapardım. Yaptım da hala da yapıyorum. Başka şeyler için. Bazen larva için. Benim de bazen şeyler oluyor. Bir bakıyorum böyle lose streak yaşıyorum. 5 tane maçı üst üste kaybetmişim. Ulan ben niye şey yapıyorum falan. Niye kaybediyorum diye replaylere bir bakıyorum. Hiç larva harcamamışım anladın mı? O çıkmış kaba olmuyor ya. Yani. Hani o böyle otomatikleşmemiş hala bende. Şeyde Guardian'larda falan daha Mersizlik'te çünkü bayağı yani öttürürler yani öyle bir harcamazsa. O yüzden artık otomatikleşmiştir onlarda da. Bende öyle değil mesela. O yüzden ben şey yapıyorum yani. Abi kazanmayı kaybetmeyi bırak maçı. Anladın mı? Şu sorunu bir halledelim yani. Larva harcadıysam benim için win. Larvayı harcamayı unuttuysam benim için lose. Anladın mı? Sana focus practice tavsiye ederim o larvayı harcama konusunda. Kazanmayı kaybetmeyi unut yani. Şu larvayı harcama bir şey yap yani. Çöz. Bak 9 tane daha var. Ne yaptın abi onlarla? Ha, biraz drone yapayım. Biraz da ünite yapayım. Kaç drone? 68 drone'um var. Çok geç şu anda. Şimdi drone'lara geri dön. Drone. Şu anda drone'lama lazım. Hepsini drone yap. Hadi. Bak anladın mı? Geç. Yani ne yapacağını biliyorsun. Bak drone'lamaya başladın. Ne yapacağını biliyorsun. Doğru şey yapıyorsun ama geç. Birazcık şey yapma hızlı yani. Böyle bir şey. Çünkü bu neden? Bu bir yandan da şundan dolayı kötü. Larva cap. Asıl etkisi o zaten yani mevzunun. Bak şimdi. Bu Hatcher'de. Bunu daha önceden söylemişimdir. Bu Hatcher'de 3 tane larva var. 3 tane olduğu zaman duruyor biliyorsun. Larva üretmiyor oto. Bak burada 3 tane var. Bak burada 4 tane var. Anladın mı? Şu anda her 2,5 saniyede bir 10 saniye olduğunu düşünüyorum şeyin. 11 ya da 9,5 falan olabilir. Şu anda tekniğine girmeyeceğim. 10 diyeceğim larva. Yani şunu söylüyorum. Her bir hatchery 10 saniyede bir tane larva üretir. Diyorum ya. Autospawn. İnceklerden bağımsız. Şu anda 4 tane hatchery'inde durmuş durumda abi. Şu anda her 2,5 saniyede bir larva kaybediyoruz. 3 üretilmiyor. Anladın mı? Ali nerelerde ya gördünüz mü? Bilmiyorum. Geçen hafta da gelmedi galiba. O takımla falan antrenmandadır herhalde. Önce inject olarak belirledim önceliğimi. Önce drone mu yapayım? Önce larva. Inject'i geç. Çünkü mevzu şu. Inject dediğin şey larva generation.
Larvayı consume etmiyorsan anladın mı? Generate etmenin de bir anlamı yok yani. Anladın mı? Önce consumption ya. Önce bitir o larva kıtlığını bir yaşa. Anladın mı? Benim larvam yok. Larva lazım bana falan. O zaman zaten inject'te otomatik yapıyor olacaksın. Çünkü ihtiyaçtan dolayı yapıyor olacaksın zaten. Anladın mı? O larva şey harcamayı oturtman lazım. Toplamda daha fazla drone'um olacak. Önce drone yapsam o kaçıyor. Abi sen şeyi harca otospawnlardan çok kaybediyorsun şu anda. Anladın mı? Her 2,5 saniyede bir tane. Her 10 saniyede 4 tane larva kaybediyorsun. Hiç üretilmiyor. Ve ne yaparsan yap build'un. Yani o zamanın o geri giden o giden zamanın geri dönüşü yok. Daha yani o larvalar hiç üretilmedi yani. Anladın mı? Onu şöyle verimli oynayayım da oradan toparlayayım diyebileceğin hiçbir durum yok yani. Settle'da olsan o build artık kaydı. O 4 larva üretilmediği için. Olabilir. Burada bir Arkon atardınız vallahi güzel olur değil mi? Evet evet. Aynen. Onda ben bir ara geçen hafta galiba backseat yapacaktım. Canım istiyordu ama yoktu o da. Şeyin bu arada nerede? Infestation pit'in yok. Teknoloji de aksattın. Infestation pit. Bak 2-2 bitti. Devam etmiyor upgrade'lerin. 2-2'yi başlattığın anda infestation pit'i koyacaksın abi. Orada tam maxat olacakken supply block yedim. Evet o 9 tane overlord geliyor. Infestation pit anca geliyor. İşte anladın mı? Biraz böyle oturacak şeyler. Ama asıl olay şu. Ben sana söylüyorum bak çok netim bu konuda. O larvayı tır 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 tır. Benim kafamda şeyim odur. Komik gelecek kulağa ama ben hep öyle söylerim kafamda. Caner tır 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 tır. Anladın mı? Çünkü ne tır tır biliyor musun? Bak şu SD 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 select larva. Bunu sürekli yap abi. Anladın mı? Tır tır tır. Ben kafama yatırırım yani. Anladın mı? Kafama derim. Abi şu tır 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 yapmayı unutma. Derim kafama. Ladder'da oyuna gireceğim zaman. Sürekli bak bunu yap. Bu pozisyonda 2 dakika önce olacaksın. Bildiğin 6.51'de bu pozisyonda olacaksın. Çok netim yani. Çok net. Fırfır yok fırfır. O neydi ya fırfır? Evet. Fırfır neymiş? Ama bir şeydi ben hatırlamıyorum şu an. Uzak kaldık memleketten ya. Ay evet. Mineral field depleted. Abi bu larva olayını çözdüğün anda var ya ben o kadar genişleyecek ki mevzu. Bir de sana tavsiyem bu önemli bir tavsiye. Yani senin birkaç tane oyununu böyle çok saçma sapan tipleri kaybetmekten kurtaracak seni. Layer bittiği anda 2 tane overseer yapıyorsun. Futbol oyununda var. Fuzbol. Ha fırfır ha. Tamam tamam şimdi oldu. Ha tamam evet. Şey. 2 tane overseer. Bak not al kenara. 2 tane overseer. Bir tanesi ordunla kalıyor. Diğeri. Bu arada matchup'tan bağımsız. ZVZ. ZVT. ZVP. Herhangi bir şey. Layer bittiği anda. Tamam mı? Upgrade'lerini al. 100 gazın olduğu anda 2 tane overseer. Bir tanesi ordunla kalıyor. Roach'larına. İki tane o zaman roachların olacak layer bittiği zaman. Yani hydraların olmayacak. Diğer overseer de karşıya. Gönder abi. Overseer scout yap. İki tane overlordu overseer yapacaksın. Bir orduyla kalacak. Diğeri gönder gitsin. Bir bak bakalım ne yapıyor. Bunu alışkanlık haline getirirsen çok rahat edersin. Benim fark ettiğim kadarıyla larva harcamaya odaklandığım zaman hep ilk saldıran oluyorum. Olunlar harici. En azından bronzda böyle diyebilirim. İlk saldıran olmak yani ilk max out olanın evet bak şu anda Oğuz da yani bakar mısın? İstediği ünite olsun karşıda yani. Oğuz'un şu anda saldırması lazım. Bekliyor. Go 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 bak işte bu gönder abi. Şu anda ya bak şu anda saldırmadığın her anda senin ordun yani senin şu anda böyle bir ordun var tamam mı? Şöyle düşün. Böyle bir şu anda max out'dasın. Bunun ismi max out timing. Max out timing işte bu bak Doğukan'ın bahsettiği şey. Max out ol, git vur öldür. Değil mi? Şimdi bu ordu
belli özellikleri var. Roach var, armored, hidrası var, light biological. Anladın mı? Range'i yüksek falan filan. Anladın mı? Hydra'nın DPS'i var, Roach'un tanklığı var. İkisinin de 2-2 upgrade'i var. Ve şu anda belli bir power spike'tasın. Tamam mı? Power spike yaşıyorsun şu anda. Tamam mı? Bu orduyu buradan al, buraya koy. Ne olur abi? Silenta değil mi? Hani saçma sapan anda silinir. Şimdi bu ordu burada beklerken, tamam şu 11 tane hidreliski bekliyor olabilirsin bu arada. Ama ben yine de söyleyeyim. Söyleyeceğimi. Mantıklı bulacağını düşünüyorum. Bu ordu burada durduğu sürece daha iyiye gitmeyecek. Mevzu bu. Eğer ki bir tane upgrade'i bekliyorsan, onun ismi artık max out timing olmuyor zaten, upgrade timing oluyor. O upgrade bittiği zaman saldırayım diye. Onu da denk getirmen lazım. Upgrade bittiği zaman burada şey olsun falan filan diye. Şimdi ama max out olana hemen hadi artık vurman lazım dememin nedeni şu. Şimdi karşıyla aranda böyle bir supply farkı var ya, senin ordun daha iyi hale gelmeyecek zamanla ama onun supply'ı yükseliyor olacak. Anladın mı? Dolayısıyla senin ordun daha kötü hale geliyor beklediği yerde. Anladın mı? O yüzden gidip saldırman gerekiyor max out timing'de hemen. Büyük ihtimal gideceksin zaten. Ha evet. Bu ben o hidraları beklediğini bilmiyordum. Sen iyi yapıyorsun. Şimdi burada şunu göreceksin. Burada şunun olayını göreceksin. Şimdi bir şekilde böyle şey yaptık. Koşturduk, durduk, şey yaptık. Struggle ettik falan filan, max out olduk. 10. dakikadayız. Birazcık geç max out olduk. 1,5 dakika kadar falan önce max out olmanı beklerdim. Onu geri çektiğin zaten çok daha kuvvetli bir oyunun olacak. Ama şimdi birazdan şunu göreceksin. Karşına belli bir şeye gelmiş, belli bir sayıya gelmiş, critical mass'e ulaşmış bir carrier ordusu gelecek karşına. Bunun için Hydra gidiyorsa, o zaman şeylerin, upgrade'lerin önemi çok büyük artıyor. Özellikle Carapace upgrade'inin önemi çok artıyor. Bunun da olayı senin bu infestation pit zamanını kaçırmaman. Anladın? Bak nereden nereye geldi olay. Infestation pit artı 2'yi başlattığın anda infestation pit'i yapacaksın. Ondan sonra infestation pit bittiği anda başka ne yapıyorsan önemli değil, onu takip edeceksin. Hive'ı başlatacaksın. Bu hive bittiği anda artı 2 upgrade de bitmiş olacak, artı 3'leri başlatacaksın. Eğer böyle yapsaydın şu anda artı 3'ün oluyordu. Yani bitmiş olmuyor galiba ama yani carrier'lara karşılaştığında artı 3'ün olacaktı yani. Bir de sana tekrarlıyorum tavsiyemi. Asla ve asla Protoş'a karşı asla ve asla Overseer'sız savaşa gitme. Bu aslında Terran ve Zerg için de geçerli yani. Overseer'sız adım atmasın ordun yani. Baktım böyle bir durumdasın. Overseer'in olmadığını fark ettin. Hemen bulabildiğin ilk şey bu, şunu al. Şunu hemen V Shift ordu kontrol grubu. Bu arada ordu kontrol grubu kullanmıyorsun galiba. Sana onu da tavsiye ederim. Select all army yap. Bir tane şey seç. Ana şey seç. Şurada bak benim şeyim nasıl göstereyim ben sana? Şöyle göstereyim. Klavyede 1, 2, 3, 4, 5. Benim genelde 2'dir ana ordum. Bir run by yaparım. 3'ü ana ordudan böldüğüm şey olur. Burada başka tuşlara gidiyor bu da. Şey. 3 genelde şeydir. Ana ordudan böldüğüm ikinci ordu. 4 Cryptic Queen'lerimdir. 5 ıvır zıvır taktikler, Baneling Drop'lar, Nidus'lar vesaire falan. 6 upgrade'lerimdir. 7-8'den sonrası geek. Kendine böyle bir setting seç. Anladın mı? Böyle bir şey seç. Ve bunu yavaş yavaş kullanmaya başla. Çok rahat edersin. Yani şöyle bir şey de olur bak. Hiç böyle yani ekstra şunun için bunu kullanayım, bunun için bunu kullanayım demene gerek yok. Kompleksleştirmenin alemi yok mevzuyu. Select All Army'de ordu, ana ordu tuşun hangisi? Bir tane seç ana ordu. Eline hangisi yatkınsa. Ana ordu şeyini select olarak mı yap? Oraya at. Onu kullan.
Böyle böyle başla kontrol grubu kullanmaya yani. Yine select alarm gibi olsun o yani. Ama kontrol grubu kullanmaya alıştırır seni yani. Şu anda tabii ki kalkıp 5 tane kontrol grubunu ayrı ayrı kullanma anlamsız olur yani. Bırak, bakmana hiç gerek yok buraya şu anda. Sadece Overseer önemli çünkü Dark Templar yaparsa canı sıkılır. Şu anda saldıracak mı o? Saldırıyor galiba. Şu anda minimap'ten gördüğüm kadarıyla. Ve sen... Ooo! Ya geriye baktın abi şimdi, niye buraya bakıyorsun? Bu ne? Şunu ikiniz de tutman çok önemli şu anda. Abam! Heh. Evet, inecekler. Bırak burayı! Ne olacaksa olacak burada. Bırak! Upgrade'lerin çok önemli. İnecekler çok önemli. Larvan bitiyor. Yikes. Upgrade'ler çok önemli şu anda. Bak şeyi görüyorsun değil mi? Farkı görüyorsun değil mi? Bu ya bak hiç fark etmez karşıda kaç tane carrier olduğu. Hiç panik yapmana gerek yok. Mevzu supply. Anladın mı ya? Bu arkadaş 7 tane mi? Kaç tane? 7 tane carrier var. Otursun takılsın abi. Carrier yapsın. Olur. Sen base'ini öldürüyorsun şu anda. Anladın mı? Rakibin 3. base'ini yaldır aldın. Gerçi 3. değil galiba bu. 4. base'i teknik olarak. Bu yani anlamsız olur. Tamam yap da. Asıl olay 2 tane kaçırdığın nokta var. 1. İncekler. Larvan bitiyor. Bu hidralar o carrier'ları öldürmeyecek. Bunlardan sonra gelecek hidralar öldürecek o carrier'ı. Mantık o. Turnover. Dolayısıyla inceklerin çok önemli. İncekler inanılmaz önemli şu anda yani. Çünkü şöyle düşün yani. Bir tane hatcher'ın yok. Oyunun başında değilsin. Artık inceklerin etkisi daha da büyük. 1, 2, 3, 4, 5 tane şeyim var. Base'im var. Bu 5 tane şeyi, 5 tane base'i inject ettiğin anda... Anladın mı? Hayvan gibi yani. 15'er geliyor olacak şeyler yani. İncek larvaları. Şeyler söyle şunu. Otospawnlarla birlikte eğer ki harcarsan tabii 200 olursan harcayamazsın ama otospawnların da olacağını varsayarsak her birinden 6'şar gelecek yani. Anladın mı? Hani her incek zamanında incek zamanı galiba 29 saniye. 29 saniyede her birinden 6'şar yani sana 30 saniyede 30 larva, 30 saniyede 30 larva, 30 saniyede 30 larva geliyor olacak yani. Böyle saçma sapan saniyede bir tane larva geliyormuş gibi düşün yani. Anladın mı? O yüzden inceklerin önemi çok büyük arttı. İkinci kaçırdığın şey, ikinci önemli şey upgrade. Özellikle carrier'lara karşı şu carapace upgrade'in önemi çok büyük artıyor. Çünkü carrier'ların şey interceptor'lar DPS'i yüksek böyle şeyi atak speed'i yüksek şeyler. Aynı mesela Terran Bayo'ya karşı niye carapace yaparsın? Çünkü vurduğu tane sayısı fazla. Şimdi armor nasıl işliyor? Senin elinde bir tane şey varsa, senin elinde iki tane armor varsa, tamam bak burada iki tane armor var şeyin. Bu Hydra'nın iki tane armor var şu anda. Bir tane Marine'in damage'i 5 ise o damage'i 3 yapıyor bu armor. Değil mi? O 5'ten ne kadar çok vurursa, anladın mı? Yani bir saniyede bir tane vurmak var. Bir de saniyede 4 tane vurmak var. Eğer ki saniyede bir tane vuruyorsa senin yaptığın carapace'in verimliliği bir saniyede işte 2 tane damage indirmiş oluyor. Eğer karşı taraf 4 defa vuruyorsa saniyede o zaman senin yaptığın armor 8 damage indiriyor. Bir saniyede. Anladın mı? Dolayısıyla karşıdakinin atak speed'i ne kadar yüksekse senin carapace'inin değeri o kadar artıyor. O yüzden atak speed'i yüksek olan ünitelere karşı carapace'den çok verim alıyorsun. Dolayısıyla bio'ya karşı şey yapıyorum. Mesela mech'e karşı carapace'e gerek yok. Terran mech'e karşı
Karapest'e gerek yok dememizin nedeni de bir yandan da o. Çünkü atak speed'i çok yüksek değil. Çok verim almıyorsun Karapest'ten. Yap yine de X önceliği verme yani. Ama şimdi carrier'lara karşı interceptor'lara karşı birazcık sıkıntılı. Bu interceptor'lar çok hızlı vuran üniteler. Şöyle görebilsem şeyini. Interceptor'ın şeyi şuradan mı bakacağız? Dur bakayım. Protoss unit interceptor var mı burada? Yok ama carrier vardır. Belki carrier'dan buluruz. Ha. Interceptors demiş 5. Weapon speed 2.14. What? Aa ama bir şey söyleyeceğim. Şey. 8 tane interceptor var değil mi? Böyle düşün. 8 tane interceptor her biri şeyi vuruyor. Yani bu 2'yi 2 saniye 8'e böl. O yüzden yani hakikaten saniyede 4 taneye denk geliyor yani. Bir şey söyleyeceğim. Bu roachlarla ne yapıyorsun şu an? Anlamıyorum şu anda neler olduğunu. Git vur abi. Hayır gelen şeyleri mi bekliyorsun? Yeni gel. 4 tane hidradan bir şey olmaz. Git buraya. Bir de bir şey söyleyeceğim. Burada fark ettin mi? Şeydi 2.14 saniyede bir vuruyor. Evet. Yok o weapon speed atak hızı. Tamam onu dedim ben de. 2.14 saniyede bir tane vuruyor. Ama 8 tanesi aynı şeyi yapıyorsa. Carrier. Çok hızlı vuran bir ünite oluyor. şey. Farkında mısın Oğuz? Şey. Başka yerde base olduğunun farkında mısın burada? Yoksa? Our forces are under attack. İşte bak uçuşu şu anda başlatman çok mantıklı. Ama bu 184 supply ne olacak? Uçuş abi işte bak uçuş olsa bu durum çok farklı olacaktı. Keleyler yukarıdan geldiğinden oralarda bir şeyler olduğunu fark ettim de emin değildim. Bak böyle bir durumda karşılaşırsan hani aklının köşesinde bir yerde böyle bir şey varsa. Bunun başka yerlerde base'i var falan. Abi git şu cluster var ya senin şurada bir. Şurada clusterların. Overlord bulutlarına git abi. Bu overlordları minimap'ten dağıt. Tık 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 tık. Sağ tıkla minimap'e yani. Anladın mı? Minimap'e gitmek zorunda değilsin. Şuna sol tıkla. Minimap'e sağ tıkla. Sol tık sağ tık. Sol tık sağ tık. Sol tık sağ tık. Custom oyun aç kendini alıştır bu harekete. Abi o kadar rahat ettirir ki bırak gitsin overlordlar baksın. Sen diğer işlerine uğraşırken yani. Şimdi bakalım işte bu olay senin larva hızını test edecek şu anda. Larva makronu test challenge ediyor şu anda bu. Şu anda fail ediyorsun. Çünkü harcamıyorsun buraya bakıyorsun. Senin şu anda larva üretiyor ve harcıyor olman lazım. Yaldır yaldır makine gibi yani. Anladın mı? Çünkü bu senin ordun bu carrier'ları yenebilecek bir ordu. Yenemeyecek bir ordu değil. Sadece seni sürekli şey yapman lazım. Zorgun olayı o. Sürekli üretip gönderme, üretip gönderme, üretip göndermen lazım anladın mı? Bu roll etmen lazım yani. Ya öyle yapacaksın ya da hidralara aim move yapıp izleyeceğine hidralarla focus fire yapacaksın carrier'lara. O ayrı bir hikaye. Bence larvaya odaklan. Larva generation ve larva consumption'a odaklan. Bak bunun 152 enerjisi var şu anda yani. Anladın? Bu 152 enerji demek bayağı 6 tane şey demek. 6 tane inecek demek. Bak burada queen var. Gerçi bu creepçi galiba. Bak 150 burada. 150 burada. 6 tane creep cycle'ı kaçırmışsın. Olay o. Anladın? Bu larva inanılmaz önemli olacak yani. Ve şey cabası bu arada. Farkında mısın bilmiyorum. Hala söylediğimiz şey geçerli. Bu hatchery'ler hala bak şu anda harcamadığın sürece hani şey diyebilirsin. Larva birikiyor zaten. Ben harcayacağım zaman rırt diye harcıyorum zaten diyebilirsin. Ama o larvayı harcamamanın bir de etkisi larva cap. Yani bu larva hatchery larva cap şu anda. Larva üretmiyor. Dolayısıyla tekrar oyunun ortasında olan mid game'de olan şey aynısı oluyor. 5 tane hatcher'ın şu anda cap ve hiçbir şey üretmiyor. Dolayısıyla sen
Her 2 saniyede bir larva kaybediyorsun. Larva kaybediyorsun çünkü üretilmiyor. Makro çok acayip bir şey ya. Bu verimlilik yani. Ki sen yani yazılımcısın, verimliliği çok rahat anlıyor. Anladın da %100 eminim ben yani senin bunu. Sadece oyun sırasında verdiğin önemi değiştirerek bunu çözersin. Bak şimdi yapıyorsun bak. Cayır cayır. Bak gitti, larva kalmadı şimdi. Anladın mı? Şimdi 11 tane larva var. Hemen devam. Larva. Harcı. Bak yani sen şu anda bu replay'e sanki geldin baktın mı bilmiyorum. Sen sürekli şeysin. Sürekli supply'ın yüksek ondan. Çünkü o teknolojisine güveniyor. Sen üretimine güveniyorsun. O yüzden bu üretimden verim alman lazım. Değer alman lazım. Anladın? Hemen max out, git vur. Sıkıntın bunu yapmadığın için bak şu anda ilk vurduğunda 200'e 130'du. Şimdi 200'e 150 oldu. Anladın mı? O yüzden böyle hız çok önemli oluyor onda yani, anladın mı? Bu şu anda bekleyemez. Bekleyecek bir vaktin yok yani. Ne yazık ki. Bu yani şunu buradan görüyorsun değil mi? Bu yani losing trajektörü şu anda. Kere yenilmeyince bırakıyor. Ya işte o çok fena. Kere yenilmeyince birikiyor ya işte. Evet. Evet. O yüzden şu anda şey yapman lazım yani. Hızlıca. Uçuşun bekliyorsun burada yoksa? Çünkü uçuşa daha 40 saniye var yani. Hani karşı taraf 200 olacak yani. Overseer. Bak unutuyorsun Overseer'ı. Overseer çok önemli. Özellikle Mothership'i falan varsa carrier'ları göremeyeceksin yani. Şimdi carrier'lar versus Hydra kapıştığın zaman iki tane seçeneğin var. Bir, A move yapacaksın. Interceptor dövecek. Interceptor öldürmeye çalışacaksın. İki, carrier'lara focus fire yapacaksın. Bence ya ben şu anda bana bu orduyu ver. Tamam mı? Bana bu orduyu ver. Ben büyük ihtimal carrier'ları snipe'lamaya çalışırdım bununla. Ama eğer öyle bir süper bir engagement yapman lazım yani, anladın mı? Böyle hani konkava girmesi lazım carrier'ların. Böyle hani setup etmen lazım bunu. Ama sana tavsiyem bu oyunu kaybetmekten korkma. Üretiminle kazanmaya çalış. Çünkü Zerg'ün değeri o yani. Şeyi o, kuvveti o. Anladın mı? Aynı bu armor'ın değer etmesi gibi biraz önceki muhabbette. Zerg'ün kuvveti, senin Zerg'den değer alacağın kuvvet, üretim kapasitesi, üretim hızının şeyi, yüksekliği. Çünkü o bak bir tane kere üretebilirken sen max out oluyorsun yani, anladın mı? Hani 120'den 200'e çıkıyorsun yani. Abi saçma sapan kuvvetli bir şey yani. Şunu da sana tavsiyem. Şu anda ne yaptığını anlayabiliyorum. Mevzu ama şu. Yapman gereken şey şu. Şimdi. İncekler ayrı. Bir tane yeni base al kendine. Daha çok larva için. 8000'e 1700 şeyim var. Abi ya bir tane makro hatch koy. Şey al. Ondan sonra inceklerin sürekli. Bu inceklerin stacklenebildiğini biliyorsun değil mi? Seçiyorsun. Shift'e basılı tut. Tık 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 tık. Yapıştır. Bütün enerjisini harcat bunun. Anladın mı? Bunu shift'e basılı tut. Tık 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 tık. Yapıştır. Yani seç. Inject'e tıkla. Inject'e tıkla. Ondan sonra shift'e basılı tut. Tık 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 tık. Sol tık sol tık sol tık sol tık. Hepsini stackle. Aynı şekilde bu. Drone transferleri. Buradaki gazları al, şu gazını birazcık arttıralım. Yapılacak işlerim var. Bunlardan dolayı sana şunu tavsiye ederim. Bırak nerede base varsa, önemli değil. Nerede base olduğunu bulmanın yolu bütün ordunu aratmak değil. Çünkü vakit kaybediyorsun. Bu sırada 200 oluyor rakibin. O yüzden sana tavsiyem A move,
Shift A move. Aynı vibe'in yaptığı şey. Shift A move. Şu ana base'ini bir sil ya. Anladın mı? Bırak ordusu falan uğraşma. Evet, o stackable oyunu görmüştüm aslında daha önce de. Demek ki onu yapmak aklıma gelmemiş. Evet. Ya işte bunlar yavaş yavaş oturacak. Ben yani gördüğümü söylüyorum ki not al, hani not olsun sana şey olsun diye yani. Yoksa yani bütün bu konuştuğumuz mekaniklerin hepsi bir anda zaten düzelmeyecek. Ama en önemli mekanik, sana tavsiye edebileceğim en önemli şey larva. Onu çözdüğün anda oyunun bir anda çok kontrol edilmez derecesinde olduğunu göreceksin yani. O kadar supply blokları olacaksın ki böyle saçma sapan. Oha ben ama şey yapamıyorum diyeceksin yani. Kontrol edemem, çok büyüyor yani. Şu an bu inanılmaz bir damage bu şu anda. Rakibin niye recall yapmadı bilmiyorum. Ha, rakibin sana counter attack yapıyor. Birlikte pratik yaparız. Zamsa sen de seviyor musun şeyi? Sen Aortos yapmayı seviyor musun? Ya burada ortalık birbirine giriyor yani. Evet. Bu noktada bu yanlış bir hareket. Bence bunu yapma. Bunu yapma. Bu base ready almak zorundasın. Çünkü neden biliyor musun? Protoss var karşında. Yani olan olacak şeyi söyleyeyim ya. Yani. Ben eğer Protoss'sam burada benim yapacağım şey şu olur yani. Ben burayı silerim. Burayı da silerim. Bu hidralardan, hidra ordusunu şurada gördüğüm anda main'ime recall yaparım. Çıkarım giderim. Anladın mı? Dolayısıyla yani hani alakasız bu yani. Bu arada BM değil ha. Yani. Düşünenler için arkadaşın kabalık yapmıyor. Burayı görmemiş büyük ihtimal. Buraya harita üzerinden hani Nexus gaz yapıyor ama creep olduğu için Nexus yapamıyor. Gazları yapıyor. What game are you playing? StarCraft hani. I'm commentating on one of our friends here. Oğuz Alba. Ben orada şöyle düşündüm ama adamın ordusu benim hidraları yok edebilecek durumda. Bir de o var. Bir de o var. Doğru. Doğru, aynen öyle yani. Sen zaten şey yapamıyorsun. O yüzden o base trade'i almak zorundasın. Ya şöyle düşün. Bütün şeyi nerede benim şeyim ya? Benim hepim ha. Haritayı ikiye böl, tamam mı? Şu haritayı ikiye böl. Eğer ki base trade olacağını anladığın anda senin ordun bu çizginin diğer tarafındaysa o zaman abi kalacaksın. Yapacak bir şey yok yani. O ordu burada kalacak. Onu geri döndüremezsin. Öyle bir vaktin yok. Çünkü o çok iyi. O senin dibinde yani. Anladın mı? Ya da creep spread gibi şeylere önem vereceksin. Adam base trade yapmaya karar verdiği anda zaten senin fikrin olacak yani. Aa bu base trade yapacak diye diyeceksin. Gitmeyeceksin. Falan filan. O da creep spread ile alakalı. O daha o sonraki creep spread muhabbeti diamondlarla falan alakalı. Diamond lige geldiğin zaman konuşacağımız mekanikler. Ama işte oraya gelene kadar bu larva. Olayın üretim. Cayır cayır. Bu şu anda seni oyunu kaybettirdi. Net kaybettin oyunu şu anda. Çünkü neden? Senin hem ekonomin gidiyor hem production'ın gidiyor. Anladın mı? Yani yalnızca ekonomi gidiyor olsa belki. Ama production'ın da gidiyor. Artık üretemiyor olacaksın. Rakibinin ekonomisine sen birazcık şey yaptın ama production duruyor. Hala aynı şeyi üretmeye devam ediyor. Üretmiyor. O ayrı bir hikaye de üretebilir. Anladın mı? Hani o yüzden kaybetmeye mahkum bu strateji. Bu strateji kaybetmeye mahkum. Çünkü production'ını siliyor şu anda. Yaptığı şey bu hatch snipe production'ı indirdi. Anladın mı? Üretemiyorsun artık yani. Produce edemiyorsun. Evet. Güzel. Güzel. Bence güzel. Larva harcamayı çözdüğün anda hani ne yapacağını biliyorsun. Doğru şeyler var yani şeyde. Doğru şeyleri yapıyorsun ama zamanlar, anladın mı? Geç ya da şey roach vurun erken yaptın. O çok etkiledi. Ondan sonra yani 10 tane safety roach yapmayı 5 tane safety roach yaptığın zaman
daha hızlı larva harcamıyorsun. Daha hızlı larva harcayabileceğin bir potansiyelin oluyor. Yani larvan oluyor. Ama o larvayı harcamazsan eğer, o zaman verimsizleşiyor olay yani. Dolayısıyla üstlere ihtiyacın var yenmek için her türlü. Ya da onun production'ına git öldür. Bayağı base raid yani. Ama bu base race yapılacaksa bu base race yapılacak yani. Öyle bir pozisyonda bulursan kendini, yapacak bir şey yok. Artık fuck it yani, anladın mı? Yapıştır yani. İlk trade'den sonra Corruptor'lara dönebilirmiş aslında. Hiç gerek yok. Larvayı harcama. Dönmese alabilirdi sanki. Yok alamazdı. O zor alırdı. Çünkü şunu öldürmediği asıl production'ı burada herif. Buradan sürekli carrier üretebilmeye devam ettiği sürece yapabileceğin hiçbir şey yok senin. O durumda yani base trade durumu, base race durumunda mümkünatı yok. Rakibin klasik bir protos, aç gözlü protoslarla nasıl başa çıkacağını bilmeyen zörglerden dolayı yenebilen bir protos. Bunun birçok farklı yolu var. Bu arada yani bu arkadaş bir tane herhangi bir all-in'e çok rahat ölürdü. Ağır ölürdü yani. Buraya gelene kadar, çünkü sen adama da 10 dakika verdin, 12 dakika verdin. Ama vermen mantıklı, çünkü bizim şeyimiz yani bu stilin, makroyu öğrenme çabasının, stilin olayı, rakip açgözlüyse biz ondan daha açgözlü olalım. Ama sen işte o larvayı harcamazsan o açgözlülüğü o utilize etmemiş oluyorsun yani. Anladın? Verim almamış oluyorsun. Value alman lazım o açgözlülükten yani. Yeterince açgözlü davranmışsın bence. Gayet güzel yani. Cayır cayır şey yapmışsın yani. Bu şey grafiğine bir baksak aslında. Şöyle. Şuralara bir bak. Oyunun içindeyken böyle drone grafiğini görebilsek ne kadar tatlı olur yani. Şu ana kadar olan dronelamanın grafiğini. 72 drone var cayır cayır. Birazcık hızlandırıyorum. Ve gold base almışsın, rakibin de izin vermiş. Çünkü rakibin zaten senden daha greedy takılıyor yani. Şu şeye bakarsan yani. Cayır cayır zaten görmüşsündür yani. Ama mevzu şey yapmak değil yani. Mevzu bütün base'leri almak değil. Mevzu bütün yani olabildiğince hızlı bir şekilde ekonomini ayağa kaldırıp max out olup öldürmek. Rakibim böyle takılıyor yani hani. Ama evet yani açgözlülük var, güzel. 74. Biraz daha fazla olabilirdi, olsun, önemli değil. Bence hatta belki daha bile iyi 84'ten 74. Adam sağlam X-Men. Tabii evet. O işte dediğim gibi yani açgözlü protoslarla nasıl başa çıkacağını bilemiyor insan yani, anladın mı? O zörgler. Yani makronun kuvvetini bilmiyorsun, o zaman ne yapacaksın diyorsun. Saldırıyorsun. Shield Barrier'ı geliyor diyor. İşte Splash'ları cayır cayır. Colossus yapıyor. Archon yapıyor. Storm yapıyor. Cayır cayır Splash'ı var. Disruptor yapıyor. Ama Protoss yani Splash ırkı yani. Anladın mı yani? Hani cayır cayır 10 tane üniteye birden vuruyor yani. Saldırıyorum öldüremiyorum diyor. Öldüremeyeceksin. Evet öldüremiyorsun. Doğru. Protoss öyle bir şey işte. Şimdi Protoss açgözlü davrandığı zaman, o zaman sen de Zorg'un kendi kuvvetini kullanman lazım yani. Protoss kaç drone? Çoktur canım. 82 işte bak. Tabii. Yapıştırmış herif yani. Belli. Ama nasıl ölür? Bak ben size bak. Nasıl? Ya sana çok komik bir şey göstereyim ya. Çok çok komik bu. Bak ya hani. Gülüp geçeceğim bir rakip bu yani, anladın mı? Bu larvayı harcamayı becerdiğin anda. Bak ben bu oyunu oynuyor olsaydım. Şu anda eğer ki doğru makro yapmış olsaydım. Burada max out'tum. Burada max out'tum. Bildiğin 84 drone'la Roach Hydra 1-1 speed'leri upgrade'li olan Roach Hydra kompozisyonu. Burada max out'tum. Bak buraya, burada max out olup A-move yaptığın zaman ne görecekti benim ordum? Bak. Bomboş bir 3. base, 4. base gerçi neyse. Burası var. Şuraya bak, boş. Anladın? Buraları zaten silecektik. Bu sırada bu base'leri silmeme engel olmaya çalışacak ordu ne? 4 tane carrier, 5 tane stalker. Anladın? Böyle hani o kadar kolay ölürdü ki yani hani.
Bunları öldürdükten sonra bakardım. Başka ne ordusu var bunun? Burası. Sil. Aa buradaymış üretim. Güler geçerdin yani, anladın mı? Eğer ki sen... Hadi bak 8.5 timing biraz sıkıntılı bir time. Ben de şey yapıyorum, tamam mı? Yani bu bayağı bir verimli olmak gerekiyor. Ve hatasız bir şekilde early game yapman gerekiyor. Oraya gelmen için. Hadi birazcık marj vereyim. 9 diyeyim. Hadi bırak biraz daha marj vereyim. 9.5 diyeyim. Tamam mı? 9.5 max out. Ve git. Karşıya yürürken 30 saniye daha sürerdi aslında ama anlıyorum ne demek. Abi çünkü mevzu şu. Sen ne yapıyorsun? Bütün ordu burada olsun. Herkes bir doğsun. Burada olsun, toparlanır mı öyle gidelim diyorsun. Son 10 tane hidreyi beklemene gerek yok abi, yürü git yani. Supply'ına bak sen. Anladın mı? Rallilersin oraya. O yüzden ben diyorum Olarmi Atki'yi şeye al. Söyle şunu. Kontrol grubunu al. Çünkü yapacağın şey şu. Yapacağın şey şu bak. 11 tane şey oluyor. Ya, neyse gösteririm ben. Bak şu. Bak gel. Bak şimdi yapacağın şey şu. Bütün orduyu aldın. Tamam mı? Şuradan 2 tane şey yap. Bak bütün orduyu aldın, tamam mı? Çıkacak olan hidralistler var ya. Bak. Hay eben ya. Birazcık öldürsene. Tamam. Tamam yeter. Şimdi bak. Bütün orduyu aldın bir tane kontrol grubuna, tamam mı? Anam ne yapıyorum ben? Ay tabii kamera atkilerim yok. Üç. Dört. Beş. Değil mi? Şimdi ne yapıyorsun? Roach yaptım bak. Tıkladım. Shift 2 dedim. İkinci kontrol grubunu ekledim. Yürü abi gidiyoruz. Bak. Tamam mı? A move, A move. Şuraya gel. A move, A move, A move, A move, A move. Tamam mı? Şimdi ne olacak? Çıkan hidralistler otomatikman buraya gelecek. Tamam mı? Anladın mı? Yani o hidraları bekle. O 10 tane hidra gelecek zaten. Anladın mı? Gel. Yani öyle bir ciddi bir fark yaratmayacak yani. Ama senin 10 saniye önce saldırman çok büyük fark yaratacak. Anladın mı? O yüzden kontrol grubu kullanmanı tavsiye ettim ki şey yap diye. İşaretle al kontrol grubuna. Nereye gidiyorsa ordun, onlar seninle gelsin. Çıkanlar şeye gelsin. Devam. Anladın? Oluyor. Evet sevgili dostlar. Umarım yararlı olmuştur. Larva larva larva. Like ediniz, subscribe olunuz ki haberiniz olsun bir türlü şeylerden. Onun dışında Twitch.tv slash amcidiz. Hakkın gün canlı muhabbete katılın. Takılın. Görüşmek dileğiyle. Ümreten. İyi eğlenceler. Good night. Good luck. Hadi bye bye. Eyvallah.